toplamda 8 derslikte sabah ve öğleden sonra grubu olmak üzere 20 farklı sınıfta ders vermekteyiz. Böyle ücretsiz bir eğitimin olması tabii ki hem okul hem dershane tadında bir hizmetin olması çok büyük yankı uyandırdı ilçemizde ve çok ciddi taleple karşılaştık. Çiftçi, fizik öğretmenim arkadaşlar. Öğrencilerimizin idealleri iyi, yani yüksek şeyleri tercih ediyorlar. Bu işe destek veren İpek Yolu Belediyesi'ne de teşekkürlerimizi buradan sunuyoruz. 318 tane öğrencimize hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda hem YKS, hem TYT, hem de KPSS'ye hazırlanan öğrencilerimiz etüt salonunda hizmet almakta. Adım Zana, soyadım Turgut. Yani mahalledeki arkadaşlar öneriyordu. Onlar işte sürekli eğitim merkezi diye bir yer var, dershane gibi. Halk Eğitim Merkezi'ne ve İpek Yolu Belediyesi'ne bu destekten dolayı teşekkür ederiz. Buradaki asıl amacımız öncelikle maddi durum iyi olmayan öğrencilerimizin üniversite hayalini gerçekleştirmek. Sosyal medya çok aktif kullanan bir kızım, özellikle Twitter'ı. Cemil Bey'in sayfasını takip ederim, orada gördüm. Burayı arkadaşlarımın aracılığıyla sosyal medyadan falan takip ediyordum. Eğitiminde bütün dershaneler kadar iyi olduğunu düşünüyorum şu an. Yani herkesin hedefi burada çok yüksek. O yüzden hepimiz buraya geldik ama buranın imkanları da çok güzel. Böyle bir imkan tabii ki belki de hayal edilemeyecek bir şeydi. İnanıyorum, başaracağımıza inanıyorum. Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü istiyorum. Marmara istiyorum, zihin engelliler öğretmeni. Hedefim zaten öncelikle polis. Elazığ Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğini istiyorum. Subaylık istiyorum. Eczacılık istiyorum. Teşekkürler, İpek Yolu Belediyesi. İpek Yolu'nda çok şey değişti, değişiyor, değişecek.